şu anki bulunduğum yer var ya arkadaşlar, olağanüstü, muhteşem bir yerdeyim. Güzellik olaraktan tam kafamın arka tarafında, bakın burada ne var? Akropoli var. Atina'nın merkezinde, dağın tepesinde, taşların üzerine kurulu bir şehir, Akropoli. Kralların kralı, Büyük İskender'in memleketi dedik. Bir gözü mavi, bir gözü kahverengi. 13 yıllık hükümdarlığı sırasında Romalılardan kalma bir mabet, tapınak. Artık siz ne diyorsanız deyin. Şöyle döndüğümden de hemen arkamda da bakın gördüğünüz gibi Atina. Şuralar komple bu şekilde. Yunanistan'ın başkenti Atina. Şöyle hem kendimi de resimleyeyim. Bulunduğum yer taşlık olduğu için bastığım yerlere dikkat etmeliyim. Çünkü kayan bir zemin. Hemen de arkamda bu şekilde döndüğümde de tekrardan zeytin ağaçları var. Zeytin demek barışı simgelemek demek. Ve yine geldiğimiz nokta Akropoli. Çok güzel. Hava da çok güzel, müsait. Burada gezmesi, bilet alıp gezmesi burası 30 euro. Maalesef 30 euro verecek kadar zengin değiliz. Öğrenci olsak 20 euro. Ama bir sivil vatandaş 30 euro. Avrupalılar için sorun değil, problem değil. Onlar sürekli gelip gidiyorlar. Yani şöyle diye kısaca özetlemek gerekirse Yunanistan, Atina'nın başkenti, hemen arkamda da Akropoli ve biraz daha da arkamda gördüğünüz üzere kafama üzerinde tam arka kısma doğru Atina. Bütün ihtişamı ile birlikte bu şekilde Atina. En tepeden en zirveye doğru Atina'yı görmüş oluyoruz. Burası çok turistik bir yer. Günün her saati her zaman kalabalık. Gördüğünüz gibi ben de takımımın formasını giydim ve buradayım. Mayıs ayındayız. Mayıs 2024. Atina'dan hepinize selamlar, saygılar. Abi yok, 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 ayrılamıyoruz. Arkamız dediğim gibi Akropoli, antik çağlardan kalma, Roma İmparatorluğu döneminden. Muhteşem bir eser, muhteşem bir, ne diyelim, Türkiye'de de var bunun gibi yerler. Ankara, İstanbul, Ankara, İzmir yolu üzerinde Manisa, Salihli'de Sazep var, Sazep harabeleri. Antalya'da var, Muğla'da var. Bodrum, Marmaris, birçok yerimizde var ama kendimiz maalesef gezemiyoruz. Kendi ülkemizdeki, kendi tarihi yerlerimizi gezemiyoruz. Atina. Ve sizlere de en azından İzmir yolu üzerindeki Sazep'i gezmenizi tavsiye ederim. Veya Antalya, Alanya yolu üzerindeki bu Belkıs. Belkıs diye tabir ettiğimiz yer. Buraya da gezebilirsiniz. Tiyatroyu, antik çağ tiyatrosunu. Görüyorsunuz. Taşların üzerinde tamamen insanlarla kaplı. Herkes fotoğraf çektiriyor, video çekiyor. Biz de şöyle biraz arkamızdaki insanlardan ayrılalım yani. Arkadaşlar, durum bu şekilde. Angela, turn around where Betts is. Kanalı takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kanalı takip edelim. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Abone olunuz. Buraya kadar izleyip de hala abone değilseniz abone olunuz. İzleyin kanalı. Vicdansızlar, izleyin. Sizler için nerelere geldik? Ne görüntüler arıyoruz? Emel Saygı için birkaç dakika izleyin. Atlamadan izleyin. Bilgi her zaman için yararlıdır. Bak Trabzonspor'u da buraya çıkardık. Formamızı giydik. Atina'dan sonra Selanik, Selanik'ten sonra da hedef İtalya, Roma. Devamında Fransa, Paris, Barcelona,
Tekrar İtalya, Milano. Milano'dan sonra Macaristan, Budapeşte ve daha sonra da Türkiye'ye dönüş. Tur böyle yapılır arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Dediğim gibi kanalı takip etmeyi, izlemeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. Şimdilik bu kadar.